Selam arkadaşlar, ben Şevval. Öğrendiklerim Sesli Kitap Özetleri YouTube kanalından keyifle dinleyeceğiniz bir özetle karşınızdayım. Kitap adı Körlük, Joe Saramago. Puan, kitaba 5 üzerinden 4,5 puan veriyoruz. Beğendiğim 3 alıntıyı sizinle paylaşacağım. 1. Öldü. İşte o kadar. Neden öldüğünün önemi yok. Bir insanın neden öldüğünü sormak saçma bir davranış. Ölüm nedeni zaman içinde unutulur. Yalnızca o tek sözcük kalır. Öldü. 2. Geçecek. Göreceksiniz. Geçecek. 3. Sessiz kalma en kuvvetli alkışlamadır. Bugün burada Joe Saramago'nun etkileyici eseri Körlük hakkında konuşacağız. Bu kitap, Saramago'nun 1998'de Nobel Edebiyat Ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmasında da dediği gibi önemli bir eser. Saramago'nun derin ve anlamlı cümlelerinde aslında insanlığın gerçekten kör olduğunu, çevresinde olan biteni görmeyip umursamadığını belirtiyor. Körlük, post-apokaliptik bir roman olmasına rağmen alışılmış kıyamet senaryolarından farklı bir yaklaşımla insanın kendi körleşmesini ele alıyor. İnsanlar arasında yayılan ve tedavisi olmayan bir körlük salgını, Saramago'nun ustalıkla işlediği bir konu. Kitap, bir distopik eser olmanın yanı sıra bir sistem eleştirisi olarak da karşımıza çıkıyor. Saramago, karakterlerin isimlerini vermek yerine onları fiziksel özelliklerini ve meslekleriyle tanımlayarak okuyucuya kendi düşündürmeyi hedefliyor. Diyalogları sadece virgülle ayırarak uzatan yazar, bu alışılmadık üslubuyla da dikkat çekiyor. Körlük, sadece karanlık bir hikaye anlatmakla kalmıyor. Aynı zamanda insanın temel dürtülerine de ışık tutuyor. Kitap boyunca açlık ve cinsellik gibi temel insan dürtülerinin post-apokaliptik bir dünyada bile vazgeçilmez olduğunu görüyoruz. İnsanlık, kendi duygularını ve davranışları nedeniyle hiçliğe sürüklenirken bunu düzeltebilecek bir otoritenin olup olmadığını da kitapta sorgulanıyor. Körlük, belki de karanlık ve ürkütücü bir atmosfere sahip olsa da okurken bizi insanlığın ve insanların körleşmesine dair derin düşüncelere sunuyor. Saramago'nun etkileyici dili ve çarpıcı betimlemeleri okuyucuyu düşündürmeye ve derinlemesine sorgulamaya teşvik ediyor. Bu kitabı okurken insanın kendi gözleminin kıymetini bir kez daha fark edeceğinizi düşünüyorum. Körlük, insanın iç dünyasına ve toplumun yapısına dair önemli bir ayna tutuyor ve bu aynadan bakarken belki de kendi körleşmiş yanlarımızı görmemize yardımcı olabilir. Bu kitap, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazarın en ünlü eserlerinden biri olarak kabul ediliyor ve 2008'de Fernando Marinles tarafından sinemaya uyarlandı. Körlük aslında 1995 yılında yayımlandı ve o günden beri edebiyat dünyasında önemli bir yere sahip. Roman bir şehirde yaşanan gizemli bir körlük salgını üzerine odaklanıyor. Bu körlük salgını insanların maddi ve manevi açıdan körleşmesini anlatıyor. Saramago sadece fiziksel körlüğü değil, insanların içsel körleşmelerini de ele alıyor. Karakterlerin isimlerinin verilmediği, mekanların belirsiz olduğu bir evrende okuyucuyu sadece körlükle baş başa bırakıyor. Kitapta doktorun karısı gibi güçlü karakterlerle karşılaşıyoruz. Doktorun karısı, körleşen bir dünyada ayakta kalmaya çalışırken insanlığın ve ahlaki değerlerin çöküşünü gözlemliyoruz. Karakterlerin arasındaki dinamikler, insan doğasının karanlık yönlerini ve hayatta kalma içgüdüsünü inceliyor. Körlük, sadece bir kıyamet sonrası hikayesi olarak değil, aynı zamanda insan doğasının derinliklerine inen bir sistem eleştirisi olarak da okunabilir. Saramago'nun ustalıklı dili ve çarpıcı betimlemeleri, okuyucuyu bu karanlık ve çarpıcı dünyaya çekiyor. Kitapta gördüğümüz karakterlerin karanlıklarını ve yaşlılıkları deneyimleri analiz ettiğimizde insanlığın karmaşık ve çelişkili doğasını da daha iyi anlıyoruz. Körlük sadece bir roman değil, aynı zamanda derin bir düşünce provokasyonu. Bu kitap sizi sadece eğlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda düşündürecek ve sizi etkileyecek. Saramago'nun güçlü ve etkileyici üslubu, körlük okurken gerçekten unutulmaz bir deneyim yaşayacaksınız. Kitap, gerçekten beni etkileyen ve büyük bir keyifle okuduğum bir roman oldu. Aynı zamanda Joe Saramago'nun eserlerini keşfetme fırsatı buldum ve bu da benim için oldukça değerli bir deneyimdi. Öncelikle kitabın konusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hikaye, bir adamın trafiğin ortasında aniden kör olmasıyla başlıyor. Ancak bu körlük alışık olduğumuz körlük değil, her şeyin bembeyaz gördüğü bir durum. Bu olayın ardından bu beyaz körlük salgını yayılmaya başlıyor ve birçok insanı etkiliyor. İlk kör olanlar karantinaya alınıyor. Ancak salgın kontrol altına alınamıyor. Yazar, kitap boyunca bir kadının kör bir topluluğu nasıl örgütlediğini, insanların değer yargılarını nasıl yitirip ilkel bir hal aldığını ve toplumun nasıl yobazlaştırıldığını çok başarılı bir şekilde anlatıyor. Körlük teması aslında insana doğasındaki içsel körlüğe bir gönderme yapıyor gibi geldi bana.
İnsanlar bazen değer yargılarını kaybettiklerinde ve kaybedecek bir şeyleri olmadığında ne kadar vahşi olabileceklerini gösteriyorlar. Yazarın bu ironik yaklaşımı gerçekten de etkileyici ve derinlemesine düşündürücüydü. Ancak kitabı okurken bazı zorluklarla karşılaştım. Özellikle yazarın diyalogların uzunluğu ve karmaşıklığı beni biraz zorladı. Diyaloglar bazen sayfalarca sürebiliyor ve bu da tabii ki zorlaştırıyor. Ancak yine de bu durum yazarın anlatımındaki özgürlüğü ve derinliği gösteriyor. Ayrıca kitabın film uyarlamasını da izledim. Ancak film kitabın verdiği tadı tam olarak yansıtmadı. Bana göre kitapta yer almayan bazı detaylar filmin eksikliğini hissettirdi. Bu yüzden eğer filmi izlemeyi düşünüyorsanız kesinlikle önce kitabı okumanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar, öğrendiğim kitaplarda mutlaka kanal videolarına göz atarak dinleyin. Kitap özetlerinin düzenli gelmesini istiyorsanız abone olabilir, beğenip yorum yapabilirsiniz. Sevgiyle kalın. Derleyen Mimar.